sind Fundamentalisten. Alman devlet televizyonu ZDF'ye tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler dolu bir program yayınlayan ZDF yeni bir skandala imza attı. Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren televizyon skandal bir Erdoğan belgeseli yayınladı. Ist überraschend wenig bekannt. Ist ein Mann mit vielen Geheimnissen. Belgeselde yabancı istihbarat servisleri dayanak gösterilerek Erdoğan'ın hasta olduğu yalanına yer verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin Erdoğan'ın koltuğunu kuvvetlendirmek için yaptığı bir tiyatro olduğunu söyleyecek kadar küstahlaştı ZDF. Belgeselde FETÖ'den aranan ve Almanya'ya kaçarak sığınan Can Dündar'dan da övgüyle bahsedildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızlaşarak halktan koptuğu ve vatandaşların kendisinden korktuğu iddia edildi. Belgesel yayınlandıktan kısa süre sonra büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medyada 16 bin tepki mesajı yayınlandı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Fatih Zingal tepki gösterenlerden biriydi. ZDF televizyonu belgesel için Zingal'a da mikrofon uzatmıştı. Yayın yaklaşık 8 hafta evvel gerçekleşti. Bana da sormuşlardı sizin de görüşünüzü alabilir miyiz diye. Bir soruda bulundular. Biz de 8 hafta evvel bir çekim yaptık. Çekimin kendisi yaklaşık 45 dakika 60 dakika sürdü. Her türlü soruyla karşı karşıya kaldık. Tabii ki biz de AK Parti'nin hüküme geldiğinden bu yana yaptıkları başarıları ele aldık. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elde ettiği başarıları hepsini dile getirdik ve maalesef ben de yayınladıktan sonra bu belgeselin sadece 6 saniye, bu belgeselde 6 saniye yer aldığımı ben de gördüm. Ve Fatih Zingal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı olumlu açıklamalar sansürlenmişti. 24'te konuşan Zingal, Alman kamu televizyonunun böyle bir hakkı olmadığını vurguladı. Belgeselin içerisine baktığınız takdirde çeşitli ifadeleri göreceksiniz. Misal olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu ele alınıyor. İşte sağlık durumu iyi olmadığı orada belirtiliyor. İşte bel fıtığı ameliyatı olduğu belirtiliyor. Çeşitli ülkelerde banka hesapları olduğu belirtiliyor. Yoğun bir şekilde Can Dündar'a yer veriliyor ve çeşitli muhalif insanlara da yer veriliyor. İşte Almanya'da Yeşiller Partisi Cem Özdemir'e de yer veriliyor ve tabii ki sadece tek taraflı bir belgesel olduğu ortaya çıkıyor.